Darwin'in Türk düşmanlığı. İngiliz sömürgeciliğinin 19. yüzyılın sonlarında kendine seçtiği en önemli hedef Osmanlı İmparatorluğu'ydu. Devlet-i Ali Osmaniye, o dönemde Yemen'den Bosna Hersek'e kadar uzanan dev bir coğrafyanın hakimiydi. Ancak asırlardır barış, huzur ve istikrar içinde yönettiği bu coğrafyayı kontrol etmekte zorlanıyordu. Hristiyan azınlıklar bağımsızlık amacıyla ayaklanıyor, Rusya gibi büyük askeri güçler de imparatorluğu tehdit ediyordu. Osmanlı İmparatorluğunu tehdit eden güçler arasına 19. yüzyılın son çeyreğinde İngiltere ve Fransa da katıldı. Özellikle İngiltere, Osmanlı'nın güney eyaletlerine göz dikti. 1878'de imzalanan Berlin Anlaşması, Avrupa'nın sömürgeci güçlerinin Osmanlı'yı paylaşma kararlarının bir ifadesiydi. 5 yıl sonra 1882'de İngiltere bir Osmanlı toprağı olan Mısır'ı işgal etti. İngiliz sömürgeciliği daha sonra da Osmanlı'nın Orta Doğu'daki eyaletlerini ele geçirme planlarına girişti. İngiltere bu emperyalist politikalarını her zaman olduğu gibi ırkçılığa dayandırıyordu. İngiliz hükümeti kasıtlı olarak Osmanlı tebaasını ve özellikle Osmanlı'nın asli unsuru olan Türk milletini sözde geri bir millet olarak göstermeye çalışıyordu. İngiliz Başbakanı William Bluebird Gladstone, çirkin bir cesaretle açıkça "Türkler insanlığın insan olmayan numuneleridir. Medeniyetimizin bekası için onları Asya steplerine geri sürmeli veya Anadolu'da yok etmeliyiz" diyor. Bu ve benzeri sözler İngiliz hükümeti tarafından 10 yıllar boyunca Osmanlı'ya yönelik bir propaganda malzemesi olarak kullanıldı. İngiltere, Türk milletini Avrupalı ileri ırklara boyun eğmesi gereken sözde geri bir ırk olarak göstermeye çalıştı. Bu propagandanın sözde bilimsel dayanağı ise Charles Darwin. Darwin'in Türk milleti hakkındaki yorumları 1888 yılında yayınlanan The Life and the Letters of Charles Darwin adlı kitapta yer alıyordu. Darwin, doğal seleksiyonun geri ırkları eleyerek medeniyetin gelişmesine katkıda bulunduğunu öne sürüyor ve sonra da Türk milleti hakkında aynen şunları söylüyordu. Düşünün ki birkaç yüzyıl önce Avrupa, Türkler tarafından işgal edildiğinde Avrupa milletleri ne kadar büyük risk altında kalmıştı. Bugün Avrupa'nın Türkler tarafından işgali bize ne kadar gülünç geliyor. Avrupa ırkları olarak bilinen medeni ırklar, yaşam mücadelesinde Türk barbarlığına karşı galip gelmişlerdir. Dünyanın çok da uzak olmayan bir geleceğine baktığımda, bu tür aşağı ırkların çoğunun medenileşmiş yüksek ırklar tarafından elimine edileceğini, yani yok edileceğini görüyorum. Darwin'in bu hezeyanı, İngiltere'nin Osmanlı İmparatorluğunu yıkma politikasına destek vermek için yazılmış bir propaganda malzemesiydi. Nitekim bu propaganda malzemesi etkili oldu. Darwin'in "Türk milleti yakında yok olacaktır, bu evrimin kanunudur" anlamına gelen sözü, İngilizlerin Türk düşmanı propaganda kampanyalarına sözde bilimsel bir destek verdi. İngiltere'nin Darwin'in kehanetini gerçekleştirme hevesi asıl olarak Birinci Dünya Savaşı'nda hayata geçti. 1914'te başlayan bu büyük savaş, bir yanda Almanya ve Avusturya-Macaristan, diğer yanda ise İngiltere-Fransa-Rusya ittifaklarının arasındaki çıkar çatışmalarından doğmuştu. Ancak savaşın içindeki en önemli hesaplardan biri Osmanlı İmparatorluğunu yıkma ve paylaşma hedefiydi. İngiltere iki ayrı yönden Osmanlı İmparatorluğu'na saldırdı. Birinci yön, Osmanlı'nın Orta Doğu'daki topraklarını ele geçirmek amacıyla açılan kanal, Filistin ve Irak cepheleriydi. İkinci yönse, Birinci Dünya Savaşı'nın en kanlı muharebelerinden birinin yaşandığı Çanakkale cephesi oldu. Çanakkale'deki Türk ordusu, İngilizlerin başını çektiği düşman kuvvetlerine direnmek için 250 bin şehit vererek kahramanca çarpıştı. İngilizlerse sözde aşağı ırk olarak gördükleri Türklere karşı savaşmak üzere kendi askerlerinden çok Hintli askerleri ya da Avustralya, Yeni Zelanda gibi sömürgelerinden devşirdikleri Anzak birliklerini göndermişlerdi.
Darwin'in Türk düşmanlığının yankıları 1. Dünya Savaşı'nın ardından da devam etti. Bugün Avrupa'daki soydaşlarımıza karşı haince saldırılar düzenleyen Avrupalı neo-Nazi grupları hala Darwin'in Türk milleti hakkındaki ezeyanlarından ilham alıyor. Bu Türk düşmanı ırkçı grupların internet sayfalarında Darwin'in Türkler hakkındaki sözleri yer alıyor. Darwinizm hala Türk düşmanlarını desteklemeye devam ediyor. Neo-Nazilerin Darwin'in evrim teorisinden ilham almaları bir rastlantı değildir. Çünkü Darwinizm en başından beri Nazi ideolojisinin ayrılmaz bir parçası olmuştur.